Bir şey gördüm şu anda. Evet. Yarasalara bak. Aa, bir de içeri giriyoruz ya. İçeri girmeseydik. They will not run away. Fit mi? Abo, yarasa da fidiliyor ha burada. They are not dangerous. No, not dangerous. Vay be. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar. Gezmek, tükenmek bilmeyen Bali'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda Bali'nin su sporları yapılan en güzel, en büyük plajlarından bir tanesindeyiz. Her ve burada spor doluyor. Her bitmiyor. Tarafta. Bir spor bitiyor, bir spor başlıyor. Tam sportmen ortamı. Arkamız Denpasar Havalimanı. Bali'ye inen uçaklar buraya iniyor. Belki bir uçak yakalarsak manzarasını. Şu anda yok. İyi ki de yok, sesi olurdu zaten. Neyse, öyle bir yerdeyiz. Şimdi burada birkaç tane aktivite yapacağız. Aktivite burada da bitmiyor ama yani sonsuz bir katalog veriyorlar elinize. Evet. Oradan seçebildiğini. Biz şunu seçtik. Kafamıza birer kavanoz geçirip... Evet, şimdi takacak galiba. Takkeyi. Bu arada inanılmaz ağır. Çok İnanılmaz ağır. İnanılmaz ağır yani. Kavanozu geçireceğiz yukarıdan son teknolojiyle. Hortumdan bize... Nasıl hortum yani? O2'yi dayayacaklar. Oksijen, pardon. O. Normal hortum geliyor oradan ya. H2O. Su veriyorlar, boğuyorlar burada. Turistlik burada bitiyor. Öldürüp seni yolluyorlar. Mesela diyelim tüplü dalış yaptınız. Gözünüzde bir gözlük var. O balıkları sanki böyle bir gözlükten görüyorsunuz. Ama burada komple böyle önünüz cam olduğu için hani hiçbir şey yokmuş gibi görünecek. Galiba. Sanki su... Sanki balık olmuşuz. Ama insanlar da onu görecek mi? Onu yaşatabileceğiz mi insanlara? Ha, bilmiyorum. Kamerayı birimizin, ben GoPro'yu ağzıma koyayım. Öyle bir şey olacak. Ondan sonra da diğer aktivitelere bakacağız. Şimdi gideceğiz, üstümüzü değiştireceğiz. Bir bakalım nasıl gelecek. Sizler de paylaşacağız. Biz de bilmiyoruz. Göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yes, yes. Then you will hopefully like this, bro. Evet, videomuzun bu bölümünde bak Endonezya'dan aboneyi kazandık. Lütfen vatandaşlarımızdan da abonelik bekliyoruz şu anda. Biz bu gezileri yaparken sizi de hiçbir zaman unutmuyoruz. Siz de bizi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Beğenmeyi de unutmayın. Şöyle bir like alırız. Water very clean. Because maybe. Is it always like this? No. Sometimes. Yeah, sometimes. Aa, bir de içeri giriyoruz ya. İçeri girmeseydik. They will not run away. Fit mi? Abo, yarasa da fidiliyor ha burada. They are not dangerous. No, not dangerous. Vay be. You can feed it. Hazır mısın? Uçan memeli dedikleri bu mu ya? Şu mu yoksa memeli? Oo, ağzı da bayağı büyük. Nasıl bakıyorlar, baksana şuna. Veriyorum Cihan. Ver bakayım. Küçük köpek gibiler aynı. Uy. Böyle ters nasıl oluyor ya? Cihan, bu kanatlı sincap? So in the morning not aggressive, yeah, only sleep. Depending a little bit aggressive. Yalıyor, gördün mü? Gördüm. Üstünü açtı. Bak bak, aha, açtı. Tipe bak. O ne re? Çok sıcak. Bunlar da haklı. Piton da varmış. Ne? Piton da görelim. Buraya kadar geldik. Hadi. Ben bu arada yarasaları çok sevdim. Evet, ben çok de sevdim. Çok tatlı buldum. Bu kadar insancıl olduklarını bilmiyorum. Bakar mısın nasıl bakıyor? Öylece duruyor. Boşluğunu yakalayayım, kulağını koparayım diye. Bu arada evet. Kanatları çok ilginç. Yani böyle sanki naylon gibi. Hmm. Hani böyle bir dokunsan yırtılacak gibi. Çok da öyle değil be. Bana sanki kauçuk gibi de hissettiriyor bana uzaktan. Onu da gördüysek artık günümüz bu saatten sonra yılanlı geçecek demektir. Ay, bir tuhaf oldum. Bu ne? We have special. Aha. How we crush them out. Cihan. Keep them out. What you doing? We keep them out. You want to put your neck? It's okay. Yo, no neck. Neck is good. Yo, no. Ben olabilir. Ha, okay, yes. Dur, beni vazgeçme. No problem. No problem. No problem. Ağzı kapalı. Ağzı kapalı. Okay. Ne yapacağız? Dur. You want put your neck or you do like this? You do like this. Okay. Evet. If you want put your neck, little bit here. Bir hayvandan şu anda kurtulduk, korkuyu yendik. Yeah. Değil mi? Senden iyiyim Cihan. So this is, what type of snake this is? Python. Python this is Python, too. Yeah. Evet. Python tutan Ebru. Not poison. Duygular alalım. Yani derisi... Derisi ne gibi? Güzel. Sert bir balık derisi sanki. Aşağıda kas yığını olan bir balığı tutuyormuşsunuz gerçekten gibi. Gerçekten çok ağır bu arada. Gerçekten her tarafı kas Cihan. Evet. Tam bir gaz yeri. Başı oynuyor. Oynuyor şu an. Evet, hareketlilik çok başladı. Çok değişik bir his. Yani bak burada mesela elimde oynuyor ya. Evet. Burada da hissediyorum onu. Yekpare yaratmış Allah'ım. Fıngır fıngır dediğimiz bu olsa gerek.
Güzel, alalım abi. Thank you very much. Thank you. Nasıl da aldım, sen alamazdın. Ben dokundum ama yeter bana. Bugün aralıksız piton yılan tuttun ha sen burada. Gerçi yani iğrenç bir espri. Nereden baksan piton iki ton yılan tuttun yani. Arkamızdan şu anda bahşiş alamadıkları için büyük ihtimalle iyi anmıyorlar bizi ama yapacak bir şey yok. Üstümüzde para yok. Para olsa satın aldığımız şeyleri koyacak çantada yerimiz yok. Yapacak evet. Hiçbir şey yok yani. Yok. Burada. Evet, hayatımda ilk defa yapacağım. Yapabileceğim mi bilmiyorum ama. Do you think can I do it? Çok rahat bir şekilde yapabilirsin dedi. Minicik, şu minicik diz kapağı hareketleri de yön veriyorsun kendine. Çok ufak yani, santimli. İnanmak zorundasın bana. Kocan elden gidiyor. Ben şey sıkıya alır başımı giderim. Cihan! Sakın şunlara falan üstüne düşme ha! Burada böyle bir su sporları yapan tesis var. Bunun gibi bunun yanında da sahil boyunca 3-5 tane böyle firma kendi müşterilerini rehberleriyle, otel bağlantılarıyla toplayıp buraya getirip burada organizasyonlar yapıyorlar. İşte Kaplumbağa Adası var, oraya gidiyorsun. Su sporları yapıyorsun. Güzel pazarlık yaparsanız kazanabiliyorsunuz da. Biz kazandık bir tanesini. Şimdi su altı dalışına gideceğiz bakalım nasıl bir şey olacak. Bekliyoruz bakalım şimdi. Muzun üstüne oturduk. Nasıl gelişecek olay hiçbir fikrim yok benim. Ama tahminimce bir botun içine bineceğiz. Bizi aşağı götürecekler. 4-5 metre de aşağı salacaklar kafalara kavanozu geçirip. Yukarıdan da helyumu basacaklar oksijen niyetine. Allah. Güzel güzel. Rahatsız olursan söyleyeceğim. Zaten sordu başta bir astım hastalığın, kestim hastalığın var mı diye. Evet. Yok, yok dedik. Bildiğimiz yok dedik. Böyle insanlar bekliyor işte. Çeşitli sporları, zelleriyle meşgul olan arkadaşlar. Gidiyoruz! Balıklarla yüzmeye gidiyoruz. Haydi hayırlısı. İnşallah nasibimizde büyük balıklar vardır ha? Ya balık yakalamaya var mısın elinde? Cüneyt Arkın gibi. Değil mi? Oltayla yıllardır yakalayamadık biz. Thank you. Hello captain. Hi. Hello. How are you? Fine, good, thank you. 01 Adana. Adana'ya selam. Böyle başka bir bota geldik şimdi. Evet bak şurada. Bizim kavanozlar burada. Bir tanesi çatlamış. Beni biraz korkuttu. Evet ayakkabılarımızı giyeceğiz. Aa ben hazırlıklı gelmişim. It's the first time here. Yeah, first time. I was explaining you what is water. Okay. Listen to me, please. So when you bring down underwater, we use the helmet and support your breathing with underwater.
Açıkçası yani buraya gelene kadar korkmamıştım. Ama şimdi birazcık endişe ediyorum. 4 metre aşağıya ineceğiz. Yavaş yavaş ineceğiz. Kulağına falan tıkanırsa işte belli hareketler verdi. Yutkunun dedi, bilmem ne yaptın dedi. Belli yine hareketler var. İyi hissediyorsak böyle yapacağız. Biraz sıkıntıdaysak böyle yapacağız. Yukarı çıkmak istiyorsak böyle yapacağız. Dur dememiz gerekiyorsa böyle yapacağız. Umarım aşağıda bunları unutma, göster. Bunu yapacaksın inşallah. Bunu hiç yapamayacağımı düşünüyorum. Yapacaksın. Bu kadar almamız lazımmış kafana. Bir de biraz şeyim. Endişeli. Sen ya? Yani denizden korktuğum için azıcık endişeliyim. Yavrum sen tamam. Muhtemelen ben birinci dakikada... Akdeniz ve Ege koylarını burada temsil ediyorsun mu inşallah? Şeyim çıkmasın aşağı, ne yapalım? Cem ben yapamayacağım galiba ya. Yap bakayım, burada. Okay, good job. Okay, sir. Yeah, you. Sizin cebimizde bir şey kaldı mı? Bende yok. Hello. Evet, şimdi takacak galiba takkeyi. Bu arada inanılmaz ağır. Çok ağır. İnanılmaz ağır yani. How many kilograms this is, brother? 25. No way. 30. 30? Oha, 30 kiloymuş. Yes, I hope so. Nasıl boynu kırılmaz mı bunlar? Kapı takar takmaz aşağı ineceksin herhalde. Let's go your head. Bacağımı ısırıp duruyorlar. Sol bacağımı özellikle. Ne vardı sol bacağımda? Bakacağım çıkınca. Bu da geliyor. Hortum çekiliyor. Ararararararar. Çıkıyor. Nasıldı? Aşkım ısırıp duruyorlar benim sol bacağım. Gördün değil mi? Öyle mi gördüm? Niye beni ısırıyor bunlar ya? Korona var mı? Evet Cihan'cığım nasıldı? Kaç üzerinden? Valla ben çok beğendim ya. Çok farklı bir deneyimdi. Güzel, değişik ve güzeldi. Sadece ayın durumundan dolayı dolunay geliyormuş birkaç güne. Suda gel git olayı fazla olduğundan... Evet ben içeride bak şöyleydim sürekli. Evet hem altta biraz akıntı vardı hem de su normalde olduğundan çok daha bulanık.
yine de ona rağmen çok güzeldi. Evet, bence de yani çok bizim güzeldi. Bizim gibi sadece balon balığını bilen köylü Fethiyeliler olaraktan burada bu kadar balığı bir arada görmek, evet, çok güzeldi. Evet, rengarenkti ya, çok güzeldi gerçekten. Evet. Umarız size de güzel görüntüler çekmişizdir. Buraya gelirseniz eğer, bakın bunu ben yaptıysam hepiniz yapabilirsiniz. 4 metre çok bir şey değilmiş. Merak etmeyin, iki yutkunun böyle iki çene sallayın falan gidiyor, kulakta öyle bir tıkanma falan olmuyor. Hiç korkmayın. Muhtemelen siz geldiğinizde bizim şimdiki olduğumuz zamandan daha güzel bir deniz olacaktır. Çünkü bir iki gündür böyle dediler. Biz pek zamanımız olmadığı için illa yapalım dedik. Evet. Yani güzel bir deneyim. Denenmesi lazım bence de. Hadi o zaman şimdi 45 bin sıcaklıkta motora bineceğiz. 45 bin derece. Dereceyi bulamamıştım. Yolda giderken bu yapıyı gördük, çok ilgimizi çekti. Anladığımız kadarıyla sadece bambu ağacından yapıyorlar bunu. Baksana şunu. Bu kadar sert bir şey mi ki Cihan bu ya? Bambunun hasosu, bu hasosu. Brother! How do you bend this? How? This is like this. And how do you bend it? Cut and join. Kesip bekliyormuş. İsteyeyim mi bir parça? Ne yapacaksın? Sal yapacağım Türkiye'ye. Uygun bilet. Bak, hafif ve çok sağlam. Özelliği bu. Evet Cihan ya, bu ne böyle? Beton gibi. Tamam, bunları yan yana ekliyor. Burada sorun yok. Evet. Üst üste nasıl ekliyor bunu? İç içe mi geçiriyor? Evet. Aa, bak, yapıştırıcı var. Vay be. Ha. Çok. But how do you joint them? Glue. Evet. Glue. Ha, anladın değil mi şimdi? Evet. Every piece, little cut, something, something, it bends. And then glue. Only glue on it. What is this glue? Bu neymiş? Epoksi. Aa, epoksiyle. Çok iyi. Evet, hikaye şuymuş arkadaşlar. Bu uzun bambu ağacını eğmiyorlarmış tabii ki. Bunu alıp şu gördüğünüz gibi minik minik, bak, açılı açılı böyle ufak açılar vererek bunları teker teker kesip epoksi yapıştırıcıyla yapıştırıyorlarmış, o şekli veriyorlarmış. Ya? Büyük olanla yapmanız daha kolay diyor. Küçük olanla dengeyi çok kolay sağlayamazsınız dedi. Ben dedim biz Türkiye Subboard şampiyonuyuz. Eşim dedim she's the biggest subboarder in Turkey. Nice to meet you. Çok kolay. Diyor ki beyaz dalgayı takip edeceksin. Dalganın üstünde, dalga düştüğü anda yatar pozisyonda dalgayla aynı hıza gelip o köpükten çıktığında ayağa kalkacaksın. Bunların hepsini sen biliyorsun, senin kitabın var ya. Söylesene çocuğa. Not easy. No. They look small out here and then you get in there, then massive. Is it your first time? Yeah. Oh, for the first time, a teacher. Maybe around 2 or 3 times, you can go by yourself. It can still be exciting when you just lay down on it, isn't it? In here is easy, but in the water is different. You know? Yeah. In water is easy, in here thank difficult you. For me, brother. Ah. Nasıl? Bozum. Fark ettim. Duramıyorsun üstünde. Ayağa kalkmayı bırak. Yatarak duramam. Bir de çok dalga var ya. Ben galiba cesaret edemiyorum. Ya çok zevkli. Belli. Thank you.
Neymiş efendim? Neymiş efendim? Bilmediğin işe kalkışmayacak mısın? Kalkışmayacak mısın? 2 saatlik kiraladık, yaklaşık 1 saat kadar kullanabildik ve şu anda yaklaşık 1 aylık bir yorgunluk var üstümüzde. Yani ben şu an şu kolumu bu kadar kaldırabiliyorum. Kalkmıyor abi, kalkmıyor. Ve 1 saniye falan. Çok yorucu. Yani bu insanlar neyle besleniyor, ne yiyorsunuz arkadaş, bu kadar yorulmadan saatlerce suyun içinde. Ebru'm biz yaşlandık galiba ya. Vallahi çok yorucu, evet. Belki bir eğitmen tutmak gerekebilir ilk başta. Bir öğrenip ondan sonra yapmak gerekebilir ama biz yapamadık. Yok abi, ben beceremedik. Bana göre değil. Çok sevdik ya da sevmedik, ne diyebiliriz? Ben sevmedim. Direkt açık açık bütün duygularımı da söyleyeyim size. Ben sevmedim. Niye sevmedim? Çünkü beni tatmin edecek bir spor değil. Ben buradaki yorgunlukla başka bir sporu yaparım. Ya bu kadar yorulacağıma giderim mesela, halı saha maçı yaparım 4 tane üst üste. İyi de aynı bütün şey. Sporlar birbirinden farklı. Yorulmak için yapmıyorsun ki. Hayır, ben yorulmak için, kalori yakmak için yapıyorum. Burada yakmam kalorimi. Ya şöyle ki, bence büyük bir dalgada saçma. Böyle gerçekten bilerek o dalgaya kendini kaptırsan, kaysan, gitsen profesyonelsen çok hayır, zevk alırsın. Ama diğer türlü çok yorucu. Hayır. Tabii ki her şeyi öğrenirken yorucu yani. Önermiyorum. Önermiyorum kimseye. Dalgaya biniyorsun, yakaladın dalgayı, hop diye düşüyorsun. Hadi bir daha geri sür bu sefer. Taç yorucu masa... evet ama olsun. Yok. Spor bu. Bize göre Türk işi değil. Türk kasına aykırı bir spor. Güzel güzel. Çok yorulduk. Evet. Bayağı yorucuydu yani. Bir daha yapar mısın? Yapmam galiba. Ben de yapmam bir daha. Support'a devam. Bizim şişme yok mu elimizde, hani kürekle yaptığımız, tekneye bağlı? Evet, tekneyle Cihan beni çekiyor mesela. 10 numara. 10 numara abi. Hiç yorulmadan mis gibi. Şimdi yemek yemeye bir yere geldik. Burası çok... uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı ve lokal bir yer. Genelde Endonezya yemekleri var. Evet, soslar, türler hep öyle. Evet. Ben bugün tahmin et ne yiyeceğim? Ne yiyeceksin? Grilled duck. Grilled neydi şey? Izgara ördek. Duck ördekti değil mi? Cesaretim var ha. Hiç yedin mi sen? Yemedim. Yiyeceğim vallahi. Yemeklerimiz geldi. Burada bir tavuk şiş var. Ben cesaret edemediğim için yine tabii ki tavuk söyledim. Soslarını deneyebiliriz. Cihan'cığım bir çorba söyledi. Çorbanın içinde neler varmış? Aşure çorbası. Her şey var. Aklına gelen her şey. Her şey tavuk, var gerçekten. Yumurta, nudur, baharatlar, yeşillikler. Çorbanın yanında şöyle pilav veriyorlar. Yağmur da öyle bir arttı ki. Tam nasıl zamanında geçeceğiz? Gelmişiz buraya. Aa değil mi? Yolda yakalansak daha kötü. Otele yakınız şu anda. Onun dışında ne var? Patatesimiz var. Haşlanmış patates söyledik. Sosu var yanında. Başka da bir şey yok. İşte benim şey gelecek şimdi. Ne o? Ördek. Ördek yani bu kadar şeyin üstüne. Ama bilmiyorduk ki çorbanın yanında ekstradan şunları falan getiriyorlarmış. Haberimiz yok. Güzel. Yumurtayı falan yardırdım ben, yiyorum hepsini. Sarısı gitti vallahi. Çok ön yargılı olmamak lazım ya. Biraz insana karışıkmış gibi geliyor ama gayet güzel. Evet, iyi birleşmiş. Thank you very much. Biraz fazla söyledik ya. Ucuz bir yer bulmayalım. Direkt yanlış sipariş veriyoruz, fazla söylüyoruz. Benim yemeğim şu ve şu. Gerisi semdeydi. Şu çorbayı çok dolu getirdi abi. Şunu da birlikte getirmiş olmasa okey değil. Kötü oldu. Yersin, yersin. İki pilav yiyemem. Bu pilavı niye getirdiler? Bana mı? Çorbanın yanında. Bu da pilavı elle yiyorlar. Deneyeyim mi? Hadi. Tam elle yenmelik ama şey ya. Ekmek gibi. Hayır ya, sen de her şeyi ekmeğe benzetiyorsun. Lapa. Özledim. Lapa olduğu için tam elle yenmelik. Bir süre böyle yağsız tuzsuz yesen alışırsın bu pilava. Kesin çok acı. Buna bak. O şekerli. Yine apansız bir muson yağmuruna yakalandık arkadaşlar. Akşam yemeği esnasında gördüğünüz görüntülerde. Daha sonra otelimize vardık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Bir iki saat dinlendik ve dışarı çıktık. Yürüyeceğiz de şu anda ben şunu fark ettim. Biz otele doğru yürürken, daha doğrusu otele doğru giderken yağmurdan hemen sonra böyle sokaklarda hafif bir foseptik kokusu vardı. Şimdi çıktık,
aşağı doğru yürüyoruz ve onun yerini sabun kokusu almış. Büyük ihtimal sokakları sabunlu suyla falan yıkamışlar. Yıkamışlar. Bak, ıslak hala. Öyle bir uygulama olmuş derken burada küçük bir foseptik daha alıyorum. Kesin lağımın falan üstüne. Konuyu kapatalım devam edelim. Evet bak burada foseptik varmış. Gece hayatı deyince burada aklına ilk ne geliyor? Kaç gündür buradayız? 3-4 gündür buradayız. Ne geliyor? Ne canlanıyor? Gece hayatı deyince ne canlanır ki? Süspüs işte. Süspüs evet. Bir kadının aklında süspüs canlanır. Tabii bana sorarsan gece hayatı dediğimde buraya geldiğimden beridir böyle gözüme kestirdiğim 3-5 tane mekan var. Onlar mesela benim için buranın gece hayatını canlı tutan mekanlar. Nereler diyeceksin? Bir tane sen bir tane mekan gördük. Çok enteresan müzikler çalıyor, danslar falan ha, içeride. Evet, oraya gidelim bence. Orası bir güzel. Şurada bir club var. Böyle önde janti bodyguardlar falan sanki Brad Pitt gelecek şeyle Angelina Jolie ile de gala yapılacakmış gibi bir triplerde bir club var. Orayı merak ediyorum. İnsanlar da orada öbekleşiyor farkındaysan. Evet. Bu ve bunun gibi böyle 3-5 tane seçkin mekan var. Onlar buranın gece hayatını bence ayakta tutuyor. Çünkü diğer mekanlara baktığın zaman genelde böyle hafif tempo, canlı müzik. Değil mi? Evet. Çok kalabalığın olmadı. Mesela bak şurada da bir bar var. Bak daha böyle sakin. Anlıyor musun? Evet. Bu arada şunu söyleyebiliriz ki mekanlar inanılmaz şık yani. Her biri gerçekten mimarisi, içerisi. Evet. Güzel yani, Türk mimarlarla, iç mimarlarla sanki çalışmışlar. Sanki böyle Pinterest'ten çıkmış gibi hepsi. Beni en çok şaşırtan noktalarından bir tanesi de şu. Diyelim ki işte çok şık bir mekan. Hemen yanında ama böyle bir seyyar satıcı görebiliyorsunuz. Hmm. Yerde fareler falan dolaşıyor. Evet. Yani her ne ararsanız var gibi bir ortam aslında. Evet. Burası. Daha çok burada ne var? Yine göze çarpan eğlence mekanlarının dışında restoranlar, bolca restoran var. Kore restoranı, Japon restoranı, Endonezya restoranı, İtalyan. Yani aklına gelen bütün dünya mutfaklarını ayrı ayrı restoranlarda toplamışlar. Hepsini sunan restoranlardan da oldukça var. Onun dışında ne var? Para bozdurma noktaları. İşte şu M-Mart diye bir marketleri var. Bak her yerde bu var. M-Mart. Bir de bir tane daha var galiba. İndonezya mı ne? O burada yok mu? Görmedik mi onu? Bilmiyorum şu an. Bizdeki A101. A101 Beam Shock kafası bu şeylerden, marketlerden çokça var. Bak burada çok ilginç bir şeyler var. Baksanıza böyle tabelalar yürüyor motorlarla. Mekanların reklamlarını yapıyorlar işte. Çok müzik, akşam konser var hesabı. Evet, size yürüyemiyoruz. Size çok ilginç bir şey daha göstereceğim. Bakın petroller böyle satılıyor arkadaşlar. Evet, tamamen rafine. Bunların hepsi Gebze'den geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şununla basılıyor tanklara. O şekilde Endonezya'ya kadar ulaşıp bu şekilde de satılıyor. Şimdi burada çok fazla motor kullanıldığı için hemen motoru buraya çekiyorsun, dolduruyorsun, evet. Yoluna devam ediyorsun. Bir tane daha öyle bir nokta var. Eğer şu anda rastlayamazsak ben şöyle bir yere fotoğrafını da koyarım. O da bayağı böyle pompalayıp marketlerde, falan koyuyor. Marketlerde oluyor genelde. Küçük şey koymuşlar. O benzin pompa sisteminden kurmuşlar. Basıyorsun. Peki ben size bir şey soracağım. Benzinin rengi ne renk olur abi? Yeşil. Petrol yeşili diye bir şey vardır. Benzin dediği sarı değil mi? Yeşil bilirim. Aşkım tekneye benzin alıyorsun, dolduruyorsun. Ha, evet, sarı değil mi? Sarı tabii ya benzin. Buradaki motorlar mavi benzinle çalışıyor. Peki petrol yeşili ne? Petrol yeşili senin gözlerin yavrum bunlar. Benzinler bir yeşil. Hadi gidelim buraya böyle her sabah arkadaşlar. Şu şekilde hediyeler koyuyorlar. Basmamaya çalışıyorum ama o kadar çok varlar ki bir şekilde kendimi basarken buluyorum. Onu zaten hani basıp basmaman senin önemli değilmiş değil, onlar için. Evet. Onlar niyeti önemsiyorlar burada. İlla ki her sabah dualarını edip öyle bir şey hazırlayıp bereket ve sağlık için kapıların önüne bırakırlarmış. Şimdi biz de burada karşı karşıya geçerken yine bereket ve şansa ihtiyaç olacak. Kaldık. Dikkat et, soluna dikkat et. Allah. Aşkım biz bu hem yürüyüp hem çekmeşit yapamıyoruz galiba ya. Normalde de yürüyemiyoruz ki bu trafikte zaten. Zor yürümesi. Evet, başka sokaklarıyla ilgili söyleyecek bir şey. Şu anda biraz cıvcıflı bölümün dışındayız. Birazdan cıvcıflı bölüme doğru yanaşmış olacağız. Ha bak şurada bir tane daha o bahsettiğim üç harfli marketlerin bir başka versiyonu. Alfa Mart diye bir şey var. Bunlar buradaki turistlerin, yerel halkın gelip alışveriş yaptığı uygun fiyatlı marketler. Evet, böyle rengine kanlık bir yerin. Giriyoruz içeri doğru bakalım ne var ne yok. Enteresan geldi bize. İçerisi nasıl? Evet. Günün birincisi Ebru Özdemir. Bayram. Türkiye'den geldi. Balili oldu kendisi. Nasıl geçiyor efendim tatiliniz? Çok güzel. Buradan izleyicinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne olsun? Ne gönlünüzden ne geçiyorsa. Sizi çok seviyorum. Onlar da sizi seviyor. Şşş, alkış. Aa, oyun alanı burası Cihan. Evet, şurada bir şeyler dönüyor. Kafes dövüşü var galiba. Oraya baksak mı? Çocuk senin oyununu oynuyor. Atayım mı karşısına jetonunu alayım mı? Bu oyunu oynayan bir tek sen ve bu çocuk kaldı. Yoksa benim çocuğum mu? Nedir o? Cihan bu Cihan, onlara Türk'ün gücünü göstermem lazım. Oo, tutturdu. 100 bin rupiymiş. Aha. 20 dakika boyunca istediğin kadar balta atabiliyormuşsun hedeflere. Hadi at.
Yeter mi bana 20 dakika balta atman şimdi? Sultan kebap mı? Hani? Evet, kebapçıyı bulduk şu anda. These prices, do they include tax? No. So, tax will be coming on this one. Plus tax. Yes. Okay. Thank you very much. Where are you from, sir? I was just going to say you were looking like Greek. Hello, neighbor. We are from Turkey. And you look like a Turkey. Yes. How Merhaba. Long it? Merhaba. For how long you been here? Are you working here? Is it your place? My place. Yeah. How many years? 40. Wow. 40. It's a good choice. It's a good place. Have a good night. Evet, bahsettiğimiz klaplardan bir tanesi burası. Buranın gece hayatına büyük damga vurmuş benim hissettiğim kadarıyla. İnsanların toplandığı klapların başında geliyor burası. Adı neymiş? Yalnız Şişi. Şişi. Bizi böyle almayabilirler. Almazsa kendi kaybeder yavrum. Benim içeride içeceğim sodayı gider marketten alırım. Hey bro, where are you going? Gel geçelim. Bakalım kıyafet zorunluluğu var mı bir görelim. Soluna dikkat et. Oo, sıramura var ya. Can we shoot video? Evet, video çekmemize hayır demediler bakalım. Çekiyoruz biz de. Önce bir aramadan geçeceğiz. Kıyafet sorunu yokmuş. Girdik bakalım nasıl yani. Dışarıdan ışıl ışıl gözüküyor ama içeriden neye benzeyecek göreceğiz. Serin en azından. First drink ticket. First drink ticket 250k. Can we first check, see the environment? Okay. What is the system here? This is a bar and upstairs is a club? Yes, the restaurant upstairs the night club. And what time the night club starts running? Now already. Just 250k and wondering we see the club. Yes, one ticket. Okay. Ne diyorsun? Bence öbür tarafa girelim derim ben. Girişi 500 lira. Kızlardan para almıyorlar. 500 lira karşılığında bir tane içki veriyorlar. Yani ben benim gözüm öbür tarafı tutuyor biliyorsun. Müzikleri falan bana orası geliyor. Görmemize gerek yok. Fazla takım elbiseli, fazla böyle şey bir yer. Görmeyelim. Çok şık giyinmiş herkes yani. O zaman izleyenler Ebru'nun şeyi görüyorsunuz. Hayır dedi, girmiyoruz. Evet. O zaman tamam. Thank you very much. Ya girmiyoruz. Girdiğimiz gibi çıkıyoruz. Bak Türkiye'den tepki alacaksın ama. Bence hiç almayacağım. Aşkım, şöyle bir şey yapalım. Kadınlardan ücret alınmıyormuş. Sen tek gir çek gel. Yok ya, istemiyorum. Ya geldik o kadar bakardık. Neyse. Sen çok merak ediyorsan girelim. Ya ben çok merak etmiyorum aslında ama insanlar da görsün istedim ya. Niye? Ya balenin gece hayatının kalbinin attığı yerlerden bir tanesi sonuçta. Neyse gel öbür tarafa gidelim. Sen ben sevme. Burayı sevmedim sevme, ya. Sevme. Bir de bana pinti derler. Al size pinti işte. Sevmemekle pintiliğin alakasını söyler tamam, misin? Tamam kızma bana? Güzel yere gidiyoruz. Ama haklısın yani kim olsa burayı daha çok sever. Bence de. İçeride halay çekiliyor, sirtaki oynanmıyor, eski ne şarkılar, 90'lar, 80'lerin disko müzikleri falan. Evet yine yaptın yapacağını ama neticede hep Cihan yaptı yapacağını oluyor. Nasıl ne oldu? Aşkım sen ne dersen o yapılıyor ama günün sonunda ben suçlu oluyorum ya. Ne suçu? Yani benim dediğim oluyormuş gibi. Ne alakası? Ben orayı merak ediyordum. Biz de bunu bekliyoruz ablacığım. This is line, yeah? Okay. İki kişi için 330.660 lira iki tane içki içeriyormuş. Geçen gün biz bedava girdik. Bak sonunda zararlı çıkan sen oldun. Oraya 500 liraya girecektik, buraya 660 liraya giriyoruz. İki tane içki veriyoruz. Nasıldı evet. Gece hayatınız? Gece hayatımız güzeldi. Para üstlerini vermiyorlar. Öyle bir durum var. Geldiğiniz zaman para üstlerini almaya dikkat edin. Başka birkaç bir şeyler daha var. Onları başka bir videoda söyleriz. Para bozdururken falan birkaç numaraları var. Onu da anlatırız. Ama bu gecelik bu kadar.
Kendinize çok iyi bakın. Sizleri beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Biz sizi çok seviyoruz ya harbiden. Duygusal mı aldım ben? Niye öyle oldu? Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.